Gece olunca güzelliğiyle göz kamaştıran bir akıllı telefon var elimde arkadaşlar. Tekno Camon 20 Premier biliyorsunuz Tekno'nun Camon 20 ailesindeki birçok akıllı telefonu bu kanalda sizlere anlatma fırsatına eriştim. Camon 20 Premier'de o cihazlardan bir tanesi. Gelin hep birlikte bakalım bu cihaz bizlere neler sunuyor? Müzik Telefon tasarımıyla başlayacağım. Şöyle kutuyu kenara doğru koyayım ve telefonda elimde tutayım sevgili arkadaşlar. Şimdi Camon 20 Premier'e baktığımız zaman aslında Camon 20 ailesinde gördüğümüz tasarım çizgilerinin oldukça benzer olduğunu görüyoruz bu akıllı telefonda da. Dış tasarımda Camon 20 Premier 5G modelinde yer alan hafif buzlu cam görüntüsü dışında neredeyse bir fark yok gibi demek isterdim. Ancak görüyorsunuz kutunun üstüne bazı şekiller şükürler var. Şekil şükür diyorum çünkü Mr. Doodle isimli bir burada grafik sanatçısı arkadaşlar işbirliği yapmış teknoyla ve bu sayede görmüş olduğunuz kutu tasarımı, kutunun iç tasarımı, stickerlar ve özellikle bu akıllı telefonun arka kapağındaki gizli o tasarım ortaya çıkmış. Ben gerçekten oldukça beğendim. Işıklar kapandığında inanılmaz havalı bir akıllı telefona sahip oluyorsunuz. Bu açıdan baktığımda bu ailenin favorisi aynı Pro 5G'de olduğu gibi Premier 5G'nin de benim için burada bu ailenin favorisi olduğunu söyleyebilirim. Çünkü o kadar çok hoşuma gittik arkadaşlar bu tasarım size anlatamam çünkü benim için farklı bir yeri var Mr. Doodle'ın. Uzun yıllardır takip ettiğim bir sanatçı Mr. Doodle ve özellikle Instagram'da daha çok çok az bir takipçi kitlesine sahipken de kendisini tesadüfen görüp takibe almıştım ve daha sonra kendisiyle New York'ta bir özel etkinlikte tanışma fırsatım da olmuştu. Gerçekten daha önce de size anlattığım bu hikayeyi burada tekrarlıyorum. Belki sadece bu videoyu izleyenler olabilir diye. Ancak Mr. Doodle teknoloji bir işbirliği yaparak bence çok yerinde ve güzel bir harekette bulunmuş. Teknoloji bu açıdan tebrik etmek lazım. Cihaza oldukça önemli bir fark katmış Gelelim elimde tutmakta olduğum bu akıllı telefonun ekranına. Tecno Camo Premier 5G'de arkadaşlar. Tecno Camo 20 Premier bu arada yanlış söyledim az önce onu bir düzelteyim. Arada bir dilim sürçebilir aramızda laf olmaz diye düşünüyorum. Tecno Camo 20 Premier 5G arkadaşlar elindeki akıllı telefon. Cihazın ekranına baktığımızda ailenin diğer üyeleri gibi oldukça güçlü bir ekran paneliyle geldiğini size de gönül rahatlığıyla söyleyebilirim arkadaşlar. Amoled bir panel bu panel ve aynı zamanda bünyesinde de 120 Hz er yenileme hızını da bulunduruyor sevgili arkadaşlar. Tabi burada 6.67 inçlik bir ekrana sahip bu akıllı telefon. Ekran çözünürlüğü Full HD Plus seviyesinde. Ekranın parlak seviyesinde gün ışığı altında güzel sonuçları bizlerle buluşturmayı başarıyor. Ekran aynı az önce de söylediğim gibi ailenin diğer öğelerinde olduğu gibi bence başarılı sonuçları bizlerle buluşturuyor. Gerek renkler olsun gerek genel deneyim olsun gerçekten başarılı bir ekran paneli olduğunu söyleyebilirim. Bu akıllı telefonu tabi segmentine göre ve bizlere sunmayı hedeflediği buradaki detaylara göre ekran panelinin amoled olması olmasından dolayı burada bizlere her zaman açık ekran, ekrandan parmak izi okuyucu gibi detaylarda karşılıyor arkadaşlar. Ekran kasa oranını oldukça beğendim ve ayrıca burada stereo hoparlörlerin high res desteğiyle gelmesi de bence deneyimi başka bir seviyeye taşıyor. İşin işlemci tarafına baktığımız zaman Tekno Camo 20 Premier 5G'de arkadaşlar Mediatek'in Dimensity 8055 5G modeli bir işlemcinin kullanıldığını görüyoruz. Günlük performansı yerinde bu işlemcinin ancak Mediatek Dimensity 8050'deki oyun performansı gerçekten burada insanı kendine hayran bırakıyor. Zaten oyun performansını da şimdilerde görmeye başlarsınız arkadaşlar. Camon 20 Premier'in tabi burada depolama ve RAM seçeneklerine baktığımız zaman 512 GB'lık bir depolamaya sahip olduğunu, 8 GB'lık bir RAM bulunduğunu ancak son dönemde gördüğümüz depolamayı kullanarak sanal RAM arttırma özelliğinin bu cihazda da mevcut olduğunu sizlere anlatmak isterim arkadaşlar. Artı 8 GB'lık bir sanal RAM'imiz de var Camon 20 Premier'de. Şimdi tabi bu sayede 16 GB'lık bir RAM'e ulaşmış oluyor. Camon Premier'in arkadaşlar çift sim kart girişi olduğunu sizlere söyleyeyim ve burada bizlerle bir micro SD kart girişinin buluşmadığında aktarmalıyım. 512 GB'lık yüksek depolamadan dolayı bu akıllı telefonun içine bir burada micro SD kart girişi koymamış tekno tarafı. Sevgili arkadaşlar telefonun geekbench skorlarına baktığımda ise performans anlamında Dimensity 8050'nin altın bir üretim süreciyle üretilme sebebiyle hem iyi bir performansı hem düşük güç tüketimini bizimle buluşturduğunu görebiliyoruz. Buradaki test sonucunun tekno Camon 20 Pro 5G ile de benzer olduğunu sizlerle paylaşabilirim arkadaşlar. Onu da sizlere söylemiş olayım. Bu telefonda arkadaşlar Android 13 ve aynı zamanda HiOS 13 bulunuyor. Sevgili arkadaşlar bu arayüzün kullanışlılığı ve akıcılığını gerçekten seviyorum. Bu anlamda da tekno'yu tebrik ediyorum. Birkaç gün içinde rahatlıkla alışabiliyorsunuz. Güncel piyasada performans ve segment karşılaştırması yaptığında hiçbir problem görmesem de size zaman zaman dediğim gibi alacağınız cihazın segmentini iyi tanıyıp beklentileri o yönde tutmanız en doğrusu olacaktır arkadaşlar. Oyun konusunda ise oyunda yaptığım testleri zaten görüyorsunuz. PUBG Nif açıyorum ve buradaki en üst seviye grafikleri seçiyorum seçebileceğim ve oyun oynama sırasında herhangi bir problemle karşılaşmadım. İşlemcinin beklenen seviyede bir performansı benimle buluşturduğunda sizlerle paylaşabilirim. Bu akıllı telefonu ailedeki diğer modellerden ayıran bence en önemli özellik sensör shift kamera dizilimiyle geliyor olması. Peki bu sensör shift ne anlama geliyor? Şimdi size onu da anlatayım ama öncelikle kameraların detaylı ufak ufak bir dalayım arkadaşlar. Ana kamerada bu akıllı telefon 50 megapiksellik bir kamera kullanıyor. F1.8 diyafram aralığına sahip olan bu kamerada bir sensör shift OIS desteği bulunuyor. Bu sayede arkadaşlar bu kamera saniyede 5000 kere kendini düzeltmeye çalışarak inanılmaz bir mücadele vererek buradaki OIS olayını başka bir seviyeye çıkarıyor. Sonuçlar gerçekten muazzam. Zaten görüyorsunuz sonuçları. Çok da üstüne konuşmaya gerek yok. Ve ailenin diğer öğelerinden doğrudan kendini ayırıyor. Bununla da kalmıyor. 108 megapiksellik bir ultra ultra geniş açılı kamera bu akıllı telefonda görev yapıyor arkadaşlar. Tabi bu sayede de bu akıllı telefon bizlere bu kameranın içindeki makro kamerayla inanılmaz iyi bir kamera deneyimi sunmuş oluyor. Bu ultra geniş açılı kameramız 114.5 derecelik bir açıya sahip arkadaşlar. Aynı zamanda da içinde makro kamerayı bulunduruyor. RGBW sensör sayesinde de keskinlik işi iyi seviyede. Renkler genel olarak bu ailenin tüm cihazların oldukça başarılıydı. Tecno 20 Premier 5G modelinde 2 megapiksellik bir derinlik algılayıcı kamera da var. Bu bu kamera sayesinde de tahmin edeceğiniz üzere güzel portre fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Telefonun fotoğraf kalitesini beğendim arkadaşlar. Hem ana kamera hem ultra geniş açılı kamera ve makro lens derinlik algılayıcı lense baktığım zaman sonuçların kesinlikle tatmin edici olduğunu sizlere ben söyleyebilirim. Arkadaki halka şeklindeki dörtlü flash da çok şık duruyor. Zaten sizlerde görüyorsunuz. Bu anlamda düşüncelerinizi bekliyorum çıkan sonuçlar hakkında. Sevgili arkadaşlar bu telefon video konusunda tabi işlemcisinin sunduğu imkanları kullanıyor ve video detaylarına baktığımız zaman burada da bize 4K 30 FPS bir kaydın karşıladığını görüyoruz sevgili arkadaşlar. Camon 20 Premier 5K modelimiz tam 4K 30 FPS kayıt alabiliyor ve buradaki sensör shift OIS desteğiyle tatminkar sonuçları bizimle buluşturmayı başarıyor sevgili arkadaşlar. Ailenin tamamında neredeyse benzer bir ön kamera kullanılmış. Ancak anlayamadığım bir şey var. Bazılarında sonuç daha iyi gibi geliyor bana arkadaşlar ki o cihazlardan bir tanesi de bu. Camon 20 Premier 5K arkadaşlar. Şimdi bu cihazın bence ön kamerası gerçekten başarılı 32 megapiksel f2.5 diyafram aralığına sahip bir ön kamerası var. Ön tarafta gizlenmiş bir led flash var diğer modellerde olduğu gibi. Bu led flash sayesinde de gerçekten parlaklığı da ayarlanabildiği için çok güzel sonucu bizlerle buluşturuyor bu akıllı telefon. Ön kameradaki performansı beni gerçekten çok şaşırttı. Ben açıkçası daha düşük olabilir diye düşünüyordum bu ailedeki tüm modellerde ama beklentimden daha iyi bir sonucu bizlerle buluşturmayı başarıyor. Camo 20 Premier 5G sevgili arkadaşlar. İşin pil tarafına geldiğimiz zaman Tekno Camo 20 2020 Premier 5 kde arkadaşlar 5000 mAh'lik bir batarya kullanıyor. Bu 5000 mAh'lik bataryayı 45 Watt'lık bir hızlı şarj adaptörüyle şarj edebiliyorsunuz ki bu da zaten kutusundan çıkıyor. Bu adaptör sayesinde bu akıllı telefonu 40 dakikada sıfırdan 100'e şarj etmeniz mümkün oluyor. Genel pil deneyimi ve genel buradaki batarya yönetimi konusunda sorunsuz bir akıllı telefon olduğunu sizlere söyleyebilirim. Ailenin diğer üyelerinde olduğu gibi sevgili arkadaşlar. Bu arada o videoları da yukarıya kartlar bölümüne ekleyeyim. Tekno Camo 20 ailesiyle alakalı izlemek istediğiniz inceleme videolarını yukarıdaki kartlar bölümünden izleyebilirsiniz arkadaşlar. Tabi burada altın nanometrelik bir üretim süreciyle üretilmiş işlemciyle geliyor olması Camon 20 Premier 5G'nin açıkçası düşük güç tüketmesine ve üst düzey bir performansı bizlerle buluşturmaya çalışmasına vesile oluyor sevgili arkadaşlar. Elimdeki akıllı telefon Tekno Camo 20 Premier 5G Mr. Doodle Edition. Adı birazcık uzun. Söylerken arada bir belki dilim sürçmüş olabilir. Sürçülisan ettiysem affola arkadaşlar. Ama detaylarına şimdi değinelim. Alınır mı alınmaz mı vesaire durumlarına da şimdi hemen değinelim. 24.999 TL'lik bir fiyatlamayla geliyor bu akıllı telefon. Bu akıllı telefonun ailenin diğer modellerinden fiyatının farklı olduğunun farkındayım arkadaşlar. Daha üst bir fiyatla geliyor. Evet doğru. Bunun en büyük sebebi bu cihazın Türkiye'de üretilmiyor olması arkadaşlar. Camon 20 ailesinin şimdiye kadar size anlattığım tüm modelleri ülkemizde üretilirken bu model de oradan Çin'den geliyor. Dolayısıyla ikisinin arasında böyle bir fiyat farkı oluşmuş da oluyor modellerin. Hani aklınıza bu soru takılır ya da neden böyle gibi bir soru sorarsanız cevabını vermiş olayım sizler için sevgili arkadaşlar. Bunun yanı sıra arkadaşlar ben bu akıllı telefonu gerçekten ailenin en gelişmiş kamera yeteneklerinin bu cihazda kullanıldığı cihaz olarak düşünüyorum. Ve bu açıdan da değerlendirmenin faydalı olabileceğini düşünüyorum. Premium segmentte bir akıllı telefon hissiyatını bizimle rahatlıkla buluşturuyor Camo 20 Premier 5G. Tabi siz nasıl buldunuz bu akıllı telefonu yorumlara yazmayı lütfen ihmal etmeyin. Farkındaysanız farklı bir açıda bu videoyu çektim. Bu açıyı uzun zamandır kullanmadım. Fark ettiğim için Buradan sizleri bir video yayınlamak istedim. Valla yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Önümüzdeki dönem daha daha farklı videolarla da karşınızda oluyor olacağım. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay efendim.